Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte el değmeden kapı açıp kapanabilen mesafe sensörlü bir çöp kutusu yapacağız. Bunun için öncelikle gerekli olan malzemeleri sizlere tanıtmak istiyorum. Şu ekranda görmüş olduğunuz ön liste sadece kuracağımız devre ile ilgili gerekli malzemeler, diğer montaj için kullanacağımız diğer malzemeleri de videonun ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşmış olacağım. Öncelikle bu devre için ihtiyacımız olan ekipmanlarımızın arasındaki iletişimi sağlayacak olan kablolarımız. Kablolarımız iki tip, dişi erkek ve erkek erkek olmak üzere iki tip kablo kullanacağız. Çöp kutusunun kapağına dönme hareketini verebilmek için bir adet servo motorumuz olacak. Özellikle ben bu projede kendi kullandığım servo motorun tipini de parantez içinde belirttim. Siz burada kullanacağınız çöp kovasının büyüklüğüne, kapağın ağırlığına göre farklı modeller, daha büyük ya da daha küçük modeller kullanabilirsiniz. Yine servo motora sinyali gönderecek olan ultrasonik mesafe sensörümüz var. Bununla ilgili benim yine kendi bu uygulamada kullandığım modeli yine parantez içinde belirttim. Ve devremizin beyni görevi gören Arduino ultrasonik mesafe sensörü ve servo motor arasındaki bağlantıyı ve algoritmayı içinde bulunduran bir kartımız. Yani burada bir beyin görevi görecek olan en önemli ekipmanlarımızdan biri. Ve devre ile ilgili olan son ekipmanımız Arduino'ya gerekli yazılımları yaparken bilgisayar ile bağlantıyı kuracağımız ve çalışırken de benim bu projede aynı zamanda da güç kaynağı ile Arduino arasındaki bağlantıyı sağlamakta kullandığım USB kablosu. Şimdi dilerseniz detaylı olarak kullanacağımız bu ekipmanları görselleriyle tanıyalım. İki tip kablomuz var. Soldaki kablo erkek erkek, sağdaki kablo dişi erkek kablomuz. Burada ben 40'lık olarak bunları tedarik ettim. Bu arada unutmadan söyleyeyim, bu ekipmanları robotistan.com'dan temin edebilirsiniz. Ben oradan temin ettim. 24 saat içinde kargo elime ulaştı. Siz de böyle bir proje yapmak isterseniz robotistan.com'dan tedarik edebilirsiniz. Orada 40'lık adette kablolar vardı. Ben de bu şekilde almayı uygun buldum. Kalan kabloları daha sonraki projelerinizde de kullanabilirsiniz. Servo motor bizim çöp kutusunun kapağa hareketi vermek için kullanacağımız ekipmanımız. Ben burada 12 kilogramlık bir servo motor kullanmayı öngördüm. Çöp kutusunun kapağını rahatlıkla açma kapama hareketini verebilmesi için kullanacağınız çöp kutusuna göre daha kuvvetli ya da biraz daha düşük kapasiteli bir servo motor kullanabilirsiniz. Ultrasonik mesafe sensörümüz. Burada ben yine kullandığım model, en çok yaygın kullanılan modellerden biri bu. Hassasiyetine göre, kullanacağınız yere göre değişir. Ben burada HCSR04 modelini kullandım. Bu mesafe sensörü el hareketinizi tespit ederek kapağın açılmasını, hareket etmesini sağlamaktaki ilk sinyali alan ekipmanımız olacak arkadaşlar. Arduino bizim en önemli ekipmanlarımızdan biri. Burada hatta en hassas
ekipmanımız diyebiliriz. Görselden de görebileceğiniz gibi diğer ekipmanlara göre biraz daha hassas, daha korumalı olması gereken, daha dikkatli kullanılması gereken bir ekipman. Bütün devreler, bağlantılar bu Arduino üzerinde toplanıyor ve ilgili yazılımları bu Arduino üzerine yazacağız arkadaşlar. Bu servo motor ile mesafe sensörünün arasındaki bilgi iletişimini ve komutların verilmesiyle ilgili akışı sağlayan ekipmanımız. Onun dışında arkadaşlar USB kablosu. USB kablosu burada ben iki amaçla kullandım. Birincisi Arduino karta gerekli kodlamayı yazarken bilgisayar ile bağlantıyı sağlamakta ve en projenin sonunda da güç kaynağı ile Arduino arasındaki bağlantıyı sağlamakta kullandım. Siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Ve tabii ki olmazsa olmazımız çöp kutusu. Ben bu çalışmada gördüğünüz gibi dönerek açılan bir çöp kutusu kullandım. Ve arkadaşlar güç kaynağı olarak da power bank kullandım. Bunun yerine pillerle de servo motor çalışır. Sadece bunlarla ilgili yine pilleri takacağınız bir ekipman tedarik etmeniz gerekecektir. Benim elimde hazır bir power bank vardı. Bunu kullanmayı uygun gördüm. Ve arkadaşlar ekipmanlarımızın çöp kutusu üzerine yapıştırılması, montajlanması için silikon tabancası kullandım. Silikon tabancası çok rahat kullanılabilen, güçlü ve istediğiniz zaman da tekrar demonte edebilme imkanı sağlayan bir ekipman. Size de öneririm. Arkadaşlar yapım aşamasına geçerken önemli konulardan biri servo motorunuzu çöp kutusunun kapağına ya da kullanacağınız çöp kutusu modeline göre değişir. Çöp kutusunun hangi bölgesine nasıl montaj yapacağınızı çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Tedarik ettiğinizde size bu servo motorun döner kafasına montaj yapılan aparatlar gelecektir. Ben burada gelen aparatların boyunu yeterli bulmadığım için çubuk şeklinde bir parça ilave ettim. Bunu çok basit bir şekilde tahta çay karıştırıcı çubukları kullanarak yaptım. Bu işte dondurma çubuklarına benzer tahta çay karıştırma kaşıkları gibi olanlardan. Bunu da kırmızı çift taraflı elektrik bantları ile güzel bir şekilde sabitledim. Ve bu şekilde servo motorumu çöp kutusunun kapağına silikon tabancasıyla montajımı gerçekleştirdim. Bundan sonraki aşamada arkadaşlar ekrandaki devre grafiğine uygun olarak 3 tane ekipmanımı kablolarla birleştirerek devremi oluşturdum. Burada dikkat edilmesi gereken konu arkadaşlar kabloların gerek Arduino üzerine gerekse servo motor ve ultrasonik sensör üzerinde kabloların bağlandığı yerdeki kodlamalara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlara birebir uymalıyız. Eğer bunlardan bir tanesi bile yanlış montaj yapıldığında devre çalışmayacaktır arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kabloların renkleri önemli değil. Kendi istediğiniz rengi kullanabilirsiniz ama ben şaşırmamak için hata payımı minimize etmek için elimden geldiği kadar bu görseldeki kablo renklerine uymaya
çalıştım. Ve bu görselde de görebileceğiniz gibi arkadaşlar, servo motorum, sensörüm ve Arduino kartımı devre şemasına göre uygun olarak bağlantılarımı yaptım ve USB kablomu da Arduino'ya takarak bilgisayarda gerekli Arduino yazılımını, algoritmamı yazmak için uygun hale getirdim. Arkadaşlar, Arduino üzerine yazılımı gerçekleştirebilmemiz için öncelikle Arduino'nun internet sitesinden bu ilgili Arduino IDE programını indirmemiz gerekiyor. Burada çok basit ve ücretsiz bir şekilde bilgisayarınıza buradaki yazılımı indirebilirsiniz. Arkadaşlar, Arduino yazılımını bilgisayarınıza indirdikten sonra ekranda görmüş olduğunuz kodlamaları Arduino üzerine yazıp kaydetmeniz gerekiyor. Arkadaşlar, bu kodlamalar çok önemli. Bu kodlama içerisinde kabloları bağladığınız yerlerden tutun, servo motorun dönme açısı, dönme hareketleri arasındaki bekleme sürelerine kadar bütün detaylar bu kodlama içerisinde yer alıyor. Burada iki çok önemli püf nokta var. Bir, az önce paylaşmış olduğumuz devre şemasına göre bağlantıların yapılması gerekiyor. İkinci önemli konu da arkadaşlar, buradaki kodlamaları eksiksiz doğru bir şekilde yazmamız gerekiyor. Bu aksi halde yapacağımız çalışma aktif hale gelmeyecektir. Beklediğimiz sonucu alamayacağız. Arkadaşlar, devremizi gerçekleştirdik. Yazılımımızı da yükledikten sonra nihai montajı yapmadan önce bir deneme çalışması yapmakta fayda var. Burada da görmüş olduğunuz üzere ben final nihai montajımdan önce bir test etmek istedim. Yazılımım düzgün çalışıyor mu? İstediğim gibi kapağı açıp kapatabilecek miyim? İzlemiş olduğunuz görüntülerde bunun testini yaptım ve gayet sensörün ve servo motorun başarılı bir şekilde çalıştığını görebilirsiniz. Aynı zamanda servo motora yapmış olduğum ilave çubuk parçasının nasıl çalıştığını, nasıl bir fonksiyonu yerine getirdiğini de bu videoda ayrıca sizlerle paylaşmak istedim. Ve arkadaşlar, az önceki denememi de gerçekleştirdikten sonra mesafe sensörümü, Arduino kartımı ve powerbank ekipmanlarımı da silikon tabancasıyla çöp kutusuna montajını yaptım. Biraz da özen göstermek isterseniz bunları daha biraz daha görünmez şekilde çöp kutusunun iç tarafına ya da farklı bölgelerine montaj edebilirsiniz. Arkadaşlar, son olarak da artık nihai montaj halinde çöp kutumuzun çalışmasını görüyoruz. Çöp kutumuz planladığımız gibi yazılımda da belirttiğimiz sürelerde dönme açılarına uygun bir şekilde çalışıyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize başarılar arkadaşlar.